İç Anadolu bölgesinin volkanik arazilerini gezdik. İç Anadolu bölgesinin en yüksek rakımlı volkanik dağı Hasan Dağı'nı gezdik, dolaştık ve kayaçları topladık arkadaşlar. Bize burada yardımcı olan, kameramanlığımızı yapan, bütün teknik hazırlıklarında bize yardımcı olan İbrahim hocamıza da burada teşekkür ediyoruz Aksaray'da. Şimdi arkadaşlar dilerseniz şöyle önce hocamız bize şu topladığım kayaçları şöyle bir göstersin arkadaşlar. Kayaçlarımıza bakalım. Dış püskürük taşlarımızı bir görelim arkadaşlar. Bakın tüfle başlıyoruz. Tüf arkadaşlar çok yüksek derecede yanmış bir tüf malzeme. Yine yanında özellikle Kapadokya'nın en yaygın malzemesi biraz daha koyu renkli bir tüf. Sonra gördüğünüz üzere arkadaşlar burada sünger taşını görüyorsunuz. Bakın sünger taşı çok gözenekli bir şekilde. Yan tarafında arkadaşlar tabii ki daha sertleşen andezit var. Andezit yapısı var. Andezit. Ve bu tarafında da arkadaşlar bakın neyimiz var? Bazaltımız var. Şimdi dilerseniz arkadaşlar ben size bunları şöyle kısaca bir anlatayım. Bunların ne olduğunu ben size. Şimdi öncelikle yer kabuğunun altında yani bizim siyal ve simanın altında bütün iç kuvvetlerin kaynağını aldığı ne var? Manto var. Mantodaki sıcaklık binlerce santigrat dereceyle ifade ediliyor. Bütün kayaçlar orada bir su misali ergimiş olarak aslında sıvılaşmış vaziyette lav haline dönüşmüş. Biz de bu lavların üzerinde yüzüyoruz. Bu lavlar üzerinde sonuçta bir derece var. O dereceyi bastırdığı zaman o yoğunlaşmayla birlikte yerin çatlaklarından yüzeye doğru bir baskı uyguluyor. Sanki kaynayan bir çaydanlığın kapağı nasıl yukarıya doğru çıkıyorsa o lavlar da yukarıya doğru bastırıyor arkadaşlar. Ve yerin kırıklarından yüzeye doğru çıkmaya çalışıyor. Yani lavlardan söz ediyoruz biz. Eğer bu lavlar yüzeye çıkamazsa, yerin derinliklerinde asılı kalırsa biz bunlara iç püskürük taş diyoruz. İşte granit, siyenit, diorit, gabbro dediğimiz iç püskürük taşlar. Ama yerin derinliklerine takılı kalırsa bunların soğumaları biraz zaman alıyor. Yani yavaş yavaş soğuyorlar. Çünkü üzerinde bir tabaka var. Bu tabakadan dolayı hava ile teması az. Soğumaları yavaş ve taneleri de yavaş yavaş taneleştiği için arkadaşlar taneleri de iri oluyor. Yani yavaş soğuduğu için iri kristalli oluyor. Ama şu taşlarımız arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Volkanik patlamalar sırasında bunların birçoğu havayla temasla bulunmuş, direkt dışarı çıkmış. Hızlı ve ani bir şekilde soğuduğu için bunlar bir anda soğuduğu için ince kristalli olmuşlar arkadaşlar. Biz bunlara kristalli ve gözeneklidir diyoruz. Ama bunların hiçbiri tabakalı değildir. Bakın bunlar tabakalı değildir ama bunlar kütleridir arkadaşlar. Bunların bir kütleleri var. Gördüğünüz üzere kütleli ama bunlar oluşurken böyle tabaka tabaka oluşmaz. Yani tortul kayaç olsaydı bunlar tortullaşmayla, sedimenter dediğimiz oluşumlarla meydana gelseydi o zaman tabakalı olurdu. Ama bunlar gördüğünüz üzere sadece kütleli haldeler. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bunları ben size bir göstereyim. Hocamıza da zahmet olmazsa birazcık daha böyle yakından başlayalım. Değerli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım neyle başlıyorum ben şu anda size? Bakın tüfle başlıyorum. Bakın tüf malzemeler arkadaşlar. Şöyle ikisini beraber de yapabiliriz. Tüf malzemeler en gevşek malzemelerdir. Volkanik malzemeleri arasında çok gevşektirler. Peribacalarının çevresinde Kapadokya'da çok yaygındırlar. Böyle sıkı bir şekilde bastırdığınız zaman bunlar kırılır bile toz gibi ufanır hatta. Bunlar sele ve rüzgara karşı çok dayanıksızdır. Dolayısıyla peribacalarının oluşumunda da çok büyük bir öneme sahiptir tüflü malzeme. Bu birazcık daha sertleşen bir tüf arkadaşlar. Bunların renklerinin farklı olmasında mineral yapıları ve ısıları çok belirgin şekilde etkili olmuştur. Yani tüflü malzeme diyebiliyoruz biz bunların ikisine. Birazcık devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman bakın burada ne var gençler? Sünger taşıyla arkadaşlar yine devam edeceğiz. Bakın burada ciddi anlamda arkadaşlar bir gözenekli yapı var. Görüyor musunuz? Bakın gözenekli yapı. Öyle bir özellik var ki gençler. Mesela bakın çok büyük bir kütle aslında. Andezite de bakalım arkadaşlar. Şöyle beraber. Bakın hemen hemen kütleler ikisinin aynı. Ama inanın ki arkadaşlar şu var. Çok hafif. O kadar hafif ki gerçekten sünger taşı demelerini buradan da anlıyoruz. Çok çok hafif mesela. Çok hafif bir malzeme. Ama bakın andezite geldiğim zaman malzeme ağırlaşıyor arkadaşlar. Artık bu bildiğiniz bir taş. Zaten bazalt da aynı şekilde arkadaşlar çok çok ağırdır. Andezitle bazaltı şöyle ayırabiliriz. Bakın andezit de arkadaşlar şöyle mermerimsi bir hava verir kendisine. Küçük beyaz tanecikleri vardır ama çok parlaklık yoktur burada. Ama bazalta geldiğimiz zaman eğer videomuzda görebilirseniz bazaltta bir parlama var. Bakın bu birazcık daha mermerimsidir mesela. Buradaki beyazlar daha iri tanelidir. Oran olarak iri taneldir ama buradaki beyazlar daha noktalıdır. Yani belki kamerada çok ayrım yapamayabilirsiniz ama
Yani böyle birebir incelediğiniz zaman çok basittir. Andezitle bazaltı birbirinden ayırabilmek arkadaşlar. Unutmuyoruz arkadaşlar bunları. Biz Türkiye'de arkadaşlar arazimizin genç ve kırıklı olmasından dolayı özellikle Kapadokya çevresinde, Aksaray, Nevşehir çevresi, Manisa, Kula çevresinde, yine Erzurum, Kars çevresinde dış püskürük taşlara çok yoğun bir şekilde rastlıyoruz. Dünyada arkadaşlar Endonezya'da, Malezya'da, İtalya, Sicilya'da, yine Japonya'da çok yoğun bir şekilde, yani ateş çemberinde de aslında yoğun bir şekilde biz bunları görebiliyoruz. Çünkü arazinin kırıklı olduğu yerlerde, yerin hareketli olduğu alanlarda lavın yukarıya doğru çıkışı sırasında eğer yüzeye doğru çıkıp kendini dışarıya atarsa işte bu malzemeleri sık sık görebiliyoruz. Bunların sanayide bir yeri var mıdır diye düşündüğümüzde arkadaşlar bunların olduğu yerlerde topraklar mineral bakımından çok zengindir. Maden bakımından da çok zengindir. Toprakları verimlidir bu alanlarda. Özellikle yumrulu bitkilerde, hele patateste çok çok önemlidir. Mesela Nevşehir patatesi çok meşhurdur. Hatta Erzurum'a gittiğinizde Pasinler patatesi çok meşhurdur. Onunla birlikte bunlarda inşaat malzemelerinde çok sık sık kullanılır. Mesela bilmem gördünüz mü? Mesela ponza taşı dediğimiz arkadaşlar, ponza taşı dediğimiz topuk taşı ya da nasır taşı diye de ifade ettiğimiz, bakın buna benzeyen. Ya da arkadaşlar inşaatta kullanılan o inşaatlar yapılırken duvarlarını böyle beyaz kare kare yutonklar vardır, bilir misiniz? Bunların en güzel önemi hafiftirler. Yaz aylarında serin tutarlar, kış aylarında da sıcak tutarlar. Yani aynı zamanda izolasyon malzemesi olarak da kullanılmaları açısından çok çok önemlidir. Sanayide de çok çok kullanılır. Yine bina iç tasarımında, mimari yapılarda arkadaşlar çok sık sık kullanıldığında biliyoruz. Arkadaşlar bunlar bizim dış püskürük taşlarımızdı. Ekstrüzif dediğimiz katılaşım taşlar arasında. Bir gün inşallah iç püskürük taşlara da çekimlerimize devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.